Yaklaşık işte 93-94 yılından bu yana kanserle iç içeyim, kanser çalışmalarıyla. Ağırlıklı olarak orada da meme, akciğer, malign melanom, over ve bütün gastrointestinal kanser tiplerini hemen hemen çalıştım. Tabii yurt dışından döndükten sonra da doktoramı Hacettepe Tıp'ta bitirdim. Hacettepe Tıp'ta da tıbbi biyoloji ana bilim dalında pediatrik hematoloji ile ortaklaşa akut miyeloblastik lösemiler üzerine çalıştım çocuklarda. Tam işte doktoramın sonuna doğru yaklaşırken artık kendim de testis kanseri olarak adlandırılan seminoma yakalandım. İşte onun tedavi süreçleri sürdü. Şubat'ta yakalandım. İşte Eylül'e kadar da onun bir tedavi süreci vardı. Radyoterapilerimi aldım. Yani tabii bir lateral orşektomiyle bir sağ testisi kaybettik. Aslında hissediyorsunuz çünkü kendi vücudunuzla ilgili bir takım makroskobik muayenelerde diyeyim. Yani gözle görülür, elinize gelen kitlelerden anlayabiliyorsunuz onu. Benim de bu şekilde elime bir takım kitleler gelmişti zaten. Yani memede de aynıdır. Biz erkekler için testiste de aynıdır. Yani başıma geldi. Yani niye başıma geldi, niye böyle oldu? O zaman onu düşünemiyorsunuz zaten. Tamamen yani bunun çözümü nedir diye bunun üzerinde durmaya başlıyorsunuz. Şöyle üzüldüm tek nokta, ya şimdi doktoram ne olacak, yani doktora tez çalışmam ne olacak? Onun kaygısını gütmeye başladım. Yani ne kadar sürecek bu terapi? Yani uzayacak mı? Çünkü bayağı bir uzamıştı, artık bir an önce doktorayı bitirme gibi bir telaşım vardı. Yani biraz da bu stresler de zaten herhalde bağımlı diye düşünüyorum. Kanser aslında tümöral bir oluşum. Aslında nasıl söyleyeyim, tümör her zaman oluşan bir olay. Yani şu benlerimizde nöbüsler olarak adlandırdığımız bir takım tümöral yapılar da tümör, ama şey değil, kanser değil. Tümörün iyi tümörü vardır, kötü tümörü vardır. Kötü huylarına biz malign diyoruz ve bu malign olayı kanserdir. Tümörle kanseri ayırt etmek gerekiyor kesinlikle. Öyle kolay kolay kanser olmuyoruz. Ne zaman ki DNA tamir mekanizmamız bozuldu, ne zaman ki programlı hücre ölüm mekanizması bozuldu. Çünkü ölmesi gereken hücre programlı bir şekilde yok ediliyor, öldürülüyor. Bizim içimizde var bu sistem. Bunlar bozulduğu zaman ya da immün sistem, bağışıklık sistemi bozulduğu zaman bu kötü dediğimiz kanserler ortaya çıkıyor. Benim gözlemlediğim, yani hemen hemen hepimiz açığız ve hepimiz oluyoruz. İşte sigara içmeyin, şunu yapmayın falan demeyeceğim. Öncelikle stresten uzak kalmak gerekiyor. Çünkü günümüzde çok artmasının nedenlerinden biri, tamam doğayı kirletiyoruz. Doğa her halükarda kansere açık bireyleriz. Ve zaten çok hücreli organizmalara geçiş aşamasından itibaren bu kanser olayı var. Yani şey işte sanayi devrimiyle arttı, bilmem neyle arttı diye bir şey söz konusu değil.